Bu videoda Yunus Atalay Sümer'in Taner Birsel oyunculuk analizine yaptığı Ertan Saban oyunculuk analizi istiyorum yorumu üzerine Ertan Saban'ın Limonata filmindeki oyunculuk analizini yapacağız. Bakalım Ertan Saban neler yapmış. Rusya'ydı, Alman. Biz de yaptık askerlik. Rus mayıdır. Benim. Bu sahnede iki kardeş fotoğraftaki silahın Rus malı mı Alman malı mı olduğunu tartışıyorlar. Zaten Ertan Saban biliyorsunuz Makedon asıllı bir Türk ve Makedon Üniversitesi konservatuarından mezun bir oyuncu. Ve o Rus malı olduğunu iddia ediyor. Kardeşi Alman malı olduğunu iddia ediyor. AK-47. Onun silahın ne malı olduğunu bilmesi tamamen askerliğini yaptığı yerle ilgili. Çünkü bilenleriniz vardır. Bosna Savaşı'nda Yugoslavya parçalanıyor ve yeni küçük ülkecikler doğuyor. Makedonya da bu ülkelerden biri. Ertan Saban'ın oynadığı karakter de Makedonya'dan askere giden, savaşa giden bir karakteri canlandırıyor. 015 vardı Hırvatlarda. Alman mali. Burada en hoşuma giden şey... Savaşa dair düşüncesini karakter çok iyi biliyor. Ve iyi hisler ve iyi düşünceler, kahramanca düşünceler beslemiyor savaşa dair. Tekrar görelim. Rus mayıdır. Benim. İyi şeyler çağrıştırmadığını çok iyi görebiliyoruz. Çünkü oyuncu en önemli şeylerden biri olan, performansı çok iyi hale getiren esaslardan biri olan düşünme eylemini hatırladıktan sonra etkilenip etkilendiği şeyi gerçekçi bir düzlemde yansıtmayı çok iyi biliyor. Zaten Ertan Saban'a bayıldım ben bu filmde. AK-47. Alt metin denilen bir şey var. Cümlelerin altında söylediğin cümlenin daha açıkçasını belli eden başka bir cümle. Ertan Saban bunu da çok güzel çalışmış. Söylediği cümlenin arkasında asıl söylemek istediğiyle ilgili çok daha çarpıcı cümleler kurmuş. Olmaz olsaydı diyor sanki burada. AK-47. Allah belasını versin gibi bir şey var. 015 vardı Hırvatlarda. Alman mali. Bu duyguları ezberleyip göstermeye çalışmıyor. Yaşadığı geçmişi hatırlayarak, yaşadığı geçmiş hakkındaki düşüncelerinden etkilenerek bunu bizim beynimize sunuyor oyuncu. Gayet başarılı bu anlamda. Bunlar dost bilim. Sesindeki titremeyi, nefesindeki titremeyi görüyoruz ve bu nefesindeki titremeyi teknik olarak yapmaktan ziyade anılarından edindiği izlenimleri ve o etkilenmeye dayanarak yapıyor. Ve o ses titremesi, o nefes titremesi daha doğrusu bence bu yüzden daha etkileyici olmuş. Bunlar dost bilim. Almanlarla çünkü politika ediyorlar. Onlara geldi 015'le. Bu eylemi çok sevdim mesela. Kolunu sıkıyor ya. Hatırladığı anılar ona kötü şeyler çağrıştırıyor ve insanlar kötü anıları hatırlamak istemezler. İyi anıları hatırlayıp kötüleri silmeye çalışırlar ve genelde ondan uzaklaşmaya çalışırız. Burada da sıradan bir hareket yaparak kolunu hani sıradan o anı sıradanlaştırmaya çalışan bir eylem bulmuş. O acıdan uzaklaşmak için ve bu gayet güzel bir renk katmış bence. Bakalım. Almanlarla çünkü politika ediyorlar. Onlara geldi 015'ler. Bizde de onlardan vardı ama... Bu çok güzel. Belki de hani acısını dindirmek için yaptığı bir hareket, kendini sakinleştirmek için, kendini pışpışlamak üzerine yaptığı bir hareket olabilir. Bu hareketin bir benzerini şeyde görmüştüm. Andrew Scott Hamlet tiradında yapıyordu. Sürekli böyle bir eylem yapıyordu. Sanki içindeki bir ağrıyı dindirmeye çalışan küçük bir eylem. We end the heartache. Bunu çağrıştırdı bana ve çok güzel olmuş. Kendini yatıştırmaya çalışan. Hani bebek yatıştırırlar ya korktuğunda, ağladığında. Onun gibi bir şey. Onlara geldi 015'ler. Şu kol hareketi. Bizde de onlardan vardı ama bu da Rus. Şunu çok güzel yapmış. Oyunculuk gizlemektir diyorlar ya. O acı, yaşadığı acı, kötü anılarını orada pazarlamıyor. Orada böyle bir duygu sömürüsüne götürmemiş bunu. Abartmamak için sıradanlaştırmaya çalışıyor. Ortamın, atmosferin içinde tutmaya çalışıyor söylediği şeyleri. Gayet sade bir şekilde vermiş. Ve anılarına gittiğini görüyoruz bakışlarından. Gayet güzel bir oyunculuk sergilemiş bence.
Unutma 3,5 kilo. 3,5 kilo. O 3,5 kilo derken o ağzının aldığı şekilden sanki küfür ediyor. Alt metin dediğimiz şey o. 3,5 kilo diyor ama içinden küfür ediyor sanki. Ve ona farklı bir renk, farklı bir gerçeklik algısı katıyor. Bir daha bakalım. Unutma 3,5 kilo. Tadım yedim yağmuru. Gördünüz mü? Savaşa karşı duyduğu tiksintiyi sözlerinin arkasına sakladığı zaman oyuncu gerçekten etkileyici oluyor. Yani söylediği şeye karşı tavrı, karşısındaki oyuncuya karşı tavrı, yaşadığı anılarına karşı olan tavrı. Her şeye karşı bizim de hayatta bir tavrımız, bir düşüncemiz, durduğumuz bir pozisyon, tuttuğumuz bir taraf vardır ya. Ertan Saban bu karakterinde gayet o tarafı çok iyi bir şekilde belirlemiş. Yukarıdan bunlar 35 kilo. Taşıyamazsın. Yani lazım güt insanı taşımak için. Az önce bahsettiğim şey iletişimi asla koparmıyor karşısındaki oyuncuyla. Tirat oynayanların yani uzun bir parça oynayanların öyle bir yanılgısı olabiliyor çoğu kez. Tirat bana ait bir sahne. Sadece ben varım ve kendi başıma oynuyorum. Kendi başına oynamıyor. Karşısındakiyle derdini paylaşıyor. Bu da çok güzel bir şey. Ne yapıyorum sorusunun cevabını çok iyi biliyor oyuncu. Dertleşiyorum. Üzgün olduğumu göstermiyorum. Tirat oynamıyorum. Dertleşiyor karşısındakiyle. Ve o dertleşme atmosferinin önüne geçmiyor söylediği şeyler, yaşadığı acı. Dertleşme çerçevesi içerisinde çok güzel sıkıştırabilmiş. Çukur'daydık o vakit. Siz ne değilsiniz? Biz Sarayova'da. Saraybosna. Az önceki kolunu okşama, kolunu sıkıştırma böyle bir hareket yapıyordu ya az önce. Ona benzer bir toparlanma, bir rahatlama, o anıdan uzaklaşma. Zaten yaşadığı duyguyu inandırıcı kılabilmek için oyuncunun ilk yapması gereken şey onu azaltmak, %90'ını atmak, onu gizleyebilmek. Ertan Saban da bunun için sürekli bir toparlanma, sürekli bir sakinleşme, sürekli bir eski durumuna gelme eylemi bulmuş. Zaten eylemlerle oyunculuk yapılıyor. Hislerle ya da işte sözcüklerle, ezberle değil. Eylemlerle yapılıyor ve bu eylemi aktör buluyor. Ve Ertan Saban çok tatlı eylemler bulmuş. Ve izlerken hiç fark etmiyoruz bunları. Çukur'daydık o vakit. Siz ne değilsiniz? Biz Sarayova'da. Saraybosna. Bir yandan da insanın o güçlü kalma ihtiyacı vardır ya acısını paylaşırken. Ağlamamak için, ağlamasını tutmak için çeşitli şeyler yapar. Galiba bunlarla da ilgili. Çukur'dayız var. Çukur'da. Makedon, Türk. Arnavut. Boşnak, Karım. O sesindeki, nefesindeki titremeyi hep görüyoruz değil mi? Ağlamasını tutmak için olabildiğince sıradanlaştırmaya çalışıyor anlattığı şeyi. Hani siz ne diyorsunuz Çukur, Makedon? İletişimin arkasına saklamaya çalışıyor yaşadığı duyguları ki hem fazla fazla görünmesin oynadığı şey hem de kendi doğal seyrinde ilerleyebilsin sahne. Gitmişsin askerine yavacın. Yollamışlar. İstersen gitme. Gitmek istemiyordum. Mecburen gittim. Bunlar hep alt metin. Az önce bahsettiğim şeyler. Ya kaçacaksın ya zorla getirirler. Nereye kaçacaksın? İhtimali karşı olan bir düşünce besliyor. İstersen gitme. Nasıl gitmeyeceksin? Yani keşke gitmeseydim var içinde ama nasıl gitmeyeceğim? Mecbur gittim. Bu çok güzel olmuş. Kime ateş ediyorsun? Kimse ki belli değil. İçinde bir öfke var o. O ses tınılarını insan ezberleyemez. Sadece o an o sahnede onu yaşayarak çıkarabilirsin. O içindeki öfkeyi kim kimi sikiyor belli değil diyor ya. Şimdi şeye girer mi? YouTube'dayız, korkuyorum böyle şeyleri söylerken. Önceki videolarımda gayet de küfür ediyorum. Neyse. Kim kimi sikiyor belli değil derken bir öfke var. O öfkeyi de çok güzel sıkıştırmış araya. Kim kimi sikiyor belli değil. Çocuk var bir tane yanında. Çocuğu hatırlıyor ve çocuğu hatırladığında o etkilenmeye açık. Düşündüğü şeylere karşı, yaşadığı anılarına karşı o zaten o duvar zaten Ertan Saban çok iyi bir oyuncu. Motivasyon yaratmayı çok iyi becerebiliyor. Çocuğu hatırladığında verdiği tepkiye bak. Çocuk var bir tane yanında. O benden daha küçük. Bu arada ona da değinmeden geçmeyeceğim. Zaten kast çok iyi. Serkan Keskin'in karşısında Ertan Saban'ın
oyuncu olarak seçilmesi çok başarılı bir kast seçimi. Buna nereden geldim? Kullandığı diyalekt, konuşma tarzı hiç kulak tırmalamıyor. Ama bu konuda özellikle bu rolde Ertan Saban, Binnur Kaya'dan da bahsetmiştim bu konuda başarılı bulduğumu söylemiştim. Ama bu rolde özellikle Binnur Kaya'nın da önüne geçen bir başarı sergilemiş bence. Bunun da en büyük sebebi galiba Makedonya'da büyüdüğü için, Makedon asıllı bir Türk olduğu için bu konuda gayet başarılı. Bir şey oldu bile, bir ses. Gerçekten hatırlıyor. Bu çok güzel bir şey. Bizim genelde izlediğimiz dizilerdeki oyuncular sadece hatırladığı tek şey var, o da ezber. Gözün önüne görüntüler geliyor adam konuşurken. Bu çok başarılı. Bir şey oldu bile. Yaşıyor orada. Nasıl ses? Ufa, ama o çektiği acıyı, bir acı çekiyor o anda ve o acıyı paylaşıyor. Yardım istiyor. Şu karşısında göz bakışlara bak. Yardım istiyor. Bir şey oldu bile. Bir ses. Nasıl ses? Acımı paylaşıyorum, çok net. Çok net acımı paylaşıyorum. Dedim bu tarafa çözgü. Kaçmaya çalışıyor dedim ya, duygusunu saklıyor sürekli. Hala kaçmaya çalışıyor. Çünkü ağlayacak, ağlarsam anlatamayacağım. Ağlamak da istemeyiz ses, genelde. Nasıl ses? Dedim bu tarafa çözgün yarısı yok. Görüyoruz değil mi? Gözünün önünde oluyor olay. Hala o anın içinden kopamamış. Çok büyük travma haline gelmiş o anda. Gerçekten yaşadığına inanıyoruz. Oyunculuk budur ya. Yaşıyor adam. Adam orada yaşıyor. Yani yüzlerce oyuncu var biliyorsunuz. 1000 tanesini yan yana koysan şu performansı gösteremez. Usta bu adamlar zaten, usta. Bu arada Ali Atay'ın son filminden, Ölümlü Dünya'dan daha çok beğendim Limon Atay'ı. Bilemem siz ne düşünüyorsunuz? Dedim bu tarafa çocuğun yarısı yok. Onun ikisini aldım. O yüzden bildim. Rus Melih kardeşim. Yüzünü kaçırma, dudağını sıkma. Ağlamaktan kaçınıyor genel olarak. Bir eylemde bu, bu sahnenin içinde. Tekrar bakalım. Ağlama geldikçe ağlamayı tutmaya çalışmak da apayrı bir başarı ve apayrı bir konsantrasyon istiyor. Gerçekten ağlama geliyor bence şu anda sahnede. Baksana. Dedim bu tarafa çocuğun yarısı yok. Onun ikisini aldım. O yüzden bildim. Rus malı be kardeşim. Çok basit bir iddialaşma. Bu silah Rus malı mı, Alman malı mı? Ama savaşa mecburen katılmış bir adamın bakış açısından o silahın Rus malı mı, Alman malı mı olduğunu iddia etmek zaten apayrı bir başarı. Yani senaryoda o yüzden beğendim zaten. Limonata Ölümlü Dünya'ya göre bence daha tatlı bir filmdi. Bilemem, Ölümlü Dünya'yı da sevdim ama bu böyle daha samimi, böyle daha cana dokunur geldi bana. Çok sevdim ben bu filmi. Avrupa'nın ortası. Çok odasın saray odam. Gibi bir ortam. Resim yapıyor adam. Öyle bir oyunculuk görüyoruz ki adam resim yapıyor. Görebiliyorsun izlerken. Bu çok güzel. Avrupa'nın ortası. Çok odasın saray odam. Ağzımıza sıçtılar bizim. Bu cümleleri duyuyorum ben izlerken. Hakırlığını bileyim kardeş, hakırlığını bileyim. 3,5 kilo. O yüzden anlatma bana. Rus bunlar kardeş. Ne hale getirmiş. İnanıyorsun. Ben inandım. Bilmiyorum sen inandın mı, inanmadın mı? Bu adam bu savaşı yaşamış, görmüş, mahvetmiş bu adamı bu savaş. Hakkı 47. Hayatta unutmaz. Öyle koymuş ki ona. O savaş. Hayatta unutmaz. Ağlamak üzere. Bunu beni daha çok etkiliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ağlamak üzere olan bir adamın ağlamayışı, ağlayamayışı, belki de utangaçlık falan da değil. Acısı ağlama isteğinden çok geliyor o an. Ya bu çok etkileyici bir şey. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Yunus Atalay Sümer istedi bu oyunculuk analizini. Umarım Yunus Atalay Sümer'i... yedin bizi Atalay, yedin. Bizi parçaladın, bizi yok ettin. Güzel bir sahneydi, teşekkür ederiz sana. Ya artık siz de başka bir istekle ciğerimizi pareler, yareler, darelersiniz. Mahvoldum ya. Oyunculuk konuşamaz hale geldim. Böyle de Uğur Dündar'a benzemiyor muyum ya? Ertan Saban'ın oyunculuk analizini yaptık Limonata filmindeki
Yorum yap da kardeşim benim. O yorumdan analiz yapayım. Kafama göre video çekmeyeyim. Yap bak, şu an bekliyorum. De ki şu oyunculuk analizi var. Şunu istiyorum. İstiyorum da yazdı. Sadece onun adını yaz mesela. Yaz gitsin ya. Şuradan bir yerden de abone ol. Bu kadar basit ya. Oradan videoya geç. Ha? O yüzden teşekkürler, meşekkürler, aboneler, maboneler, baylar, maylar. Görüşürüz.